sizin makalenize dayanarak söylemiş doğru. oldum. Bu da var. Peki ben size bir şey sormak doğru. soruyorum. Sonuç. Bu arada Barış Terkoğlu çok özür diliyorum ama bir pandemi sürecinden de geçiyoruz. Alttan da geçiyor şu anda, değerli izleyicilerimize bilgi vermek lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan efendim bir açıklama var. İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızdaki doluluk oranı diyerek açıklamaya başlamış. %71.4 İstanbul'da yoğun bakımlardaki doluluk oranı. Fahrettin Koca imzalı açıklama. Çanakkale'ye geçmiş %67.1 bir son dakika açıklaması. Tekirdağ'da %73,5. Türkiye'nin pandemi gerçekleri, üstelik resmi rakamlar bunlar. Kırklareli'nde %69, Yalova'da %55,4 ve Sayın Bakan şöyle diyor. Vaka sayılarının artışı sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak arttırıyor. Bu sıcak gelişmeyi de duyurduktan sonra diğer bir ülke gündemine tekrar dönelim. Evet, şimdi Kerim Bey, sizin gıyabınızda bunu söyledim. Siz de makalenizde bu sorunun yeni olmadığını aslında bize hatırlatıyorsunuz. 2019 yılının Mart ayında işte bu konu çeşitli makalelere konu oluyor. Siz yazıyorsunuz, Barış Soy'dan yazıyor, Bloomberg'de yazılıyor. Hatta işte Uğur Gürses bir Merkez Bankası başkanına doğrudan bir enflasyon toplantısı soruyor. Hatta neredeyse çok büyük bir tepki alıyor filan, soruluyor. Şimdi iki tane soru soracağım size. Bir tanesi, bu kadar soruluyor. Fakat siyasi iktidar görülüyor ki aslında sizin makalenizde de verilen cevaplar var. Hep geçiştiriliyor bu cevap. Hiç somut bir yanıt verilemiyor. Ama bugün ilk kez bu soruya yanıt, gerçekten yanıt verme niyetinin olmaya, yani en azından böyle bir açıklama yapma çabası görüyoruz. İşte kim çıkıyor? Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, Merkez Bankası Başkanı çıkıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor ve bu soruya biz artık cevap vereceğiz. Ya da Cumhurbaşkanı 3 ayrı farklı açıklama yapsa da açıklama yapıyor bu soruya yanıt. Birincisi, siz bugün, yani 2009'un Mart ayından beri sorulan, hatta enflasyon toplantısında Merkez Bankası Başkanı'nın sorduğu için neredeyse bir gazetecinin hain ilan edilmesine rağmen, yani 2 senedir cevap verilmeyen bu soruya niye bugün cevap verme arayışı oluştu? Bu bir. İkincisi, size bir şey soracağım. Bugünkü iktidarı destekleyen, hükümet politikalarını destekleyen ve muhalefeti 128 milyar dolar nedeniyle eleştiren bir gazetenin manşetinde gördüğüm enteresan bir iddia var. Bir komplo teorisi mi bilmiyorum. Şöyle ki iddia, diyor ki aslında muhalefet bu işin anlamıyor. Bu olay 128 milyar dolar değil, 20-30 milyar dolar. 20-30 milyar dolar da şunun için harcandı. Türkiye'de, adını söyleyeyim, Londra tefecileri vardı. Londra tefecileri Türkiye'yi terk etsin diye, buyurun kardeşim 20-30 milyar dolarınızı alın, size ucuzdan veriyoruz. Yani Kerim Rota'ya, Barış Terkoğlu'na, Can'a 7 liradan satıyorsak size 6 liradan satıyoruz. Alın bu parayı, 20-30 milyar doları, Türkiye'yi terk edin demek için bu para harcandı. 20-30 milyar dolar aslında diyorlar. Acaba böyle bir arkada pazarlık olduğu için, arkada başka bir mutabakat olduğu için, arkada anlayamadığımız bir Türk politika olduğu için de bu sorunun yanıtını vermek güç olabilir mi acaba? %1 bile var mı böyle bir ihtimal? Yok yani, tabii öyle zannettik, öyle zannettiler ama. Yani onu da anlatacağım size. O da bir ironi. Öncelikle ilk sorunuza geldim. Yani niye şimdi bir kabullenme noktasına geldiler? Ben bunu dediğiniz gibi 2019 Mayıs, neredeyse 2 sene oldu yazılı. Birçok değerli basın mensubu da bunu şey yapmıştı, dile getirmişti. Hiç. Hep üstü kapalı geçiştiriliyordu genel geçer sözlerle. Hatta beni böyle ismimle hedef bile gösteren medya kuruluşları oldu bunu fazla kurcalıyorum diye. Şimdi böyle baktığınızda ben bunu şöyle görüyorum. AK Parti çok büyük bir kayıp yaşıyor Barış Bey. Şimdi kayıplar da yası getirir. Hani yasın 5 evresi vardır ya, buna çok benzetiyorum. Sevgili İbrahim Turan'ın bugünkü benzetmesini kullanmak istiyorum. İlk aşaması inkar, sonra öfke, sonra pazarlık. Sonra depresyon, sonrası da kabullenmedir biliyorsunuz. Öncelikle inkar ettiler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da nereden çıkartıyorsunuz, işte hazinede duruyor diye olayı önce inkar noktasında getirdi. Sonra bir öfke patlaması gördük. Damat da damatla başladı. Sonra bugünkü aşama bir pazarlık aşaması. Ya evet, biz sattık ama niye sattık, bir de bize onu sorun. O günkü şartlar bunu gerektiriyordu noktasına geldiler.
depresyon kısmı maalesef bizim vatandaşlara düşüyor bu süreç içerisinde. Ama bir kabullenme noktasına da geldiklerini görüyorum. Bu çok büyük bir kayıp yaşamalarından kaynaklanıyor Barış Bey. Tabii ki siyasi bir kayıp. Yani bir oy kaybı, bir tabanda bir erimeden bahsediyoruz. Anketler de bunu gösteriyor. Ondan kaynaklanan bu 128 milyar dolarla da ekonomik sıkıntıların vatandaşın gözünde çok birleştirildiğini görüyoruz. Yani 128 milyar doların sanki kasadan alınıp bir yerlere harcandığı ve bugünkü fakirliğin, yoksulluğun sebebi tamamen budur gibi bir algıda oluştu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı oldu açıkçası. Bundan kaynaklanan AK Parti'nin bir bence yoksulluk hissinden kaynaklanıyor bu konuya bir açıklama getirmek. Diğer konu sizin sorduğunuz işte bu 20-30 milyar mıdır? Valla öyle zannediyorlardı Barış Bey. Yani kafalarında şöyle bir şey vardı 2019'da. Ya şu Londra'da Türk lirasını tutanları zaten bunlar nedir? 20-30 milyar dolardan fazla değildir. Bunları biz kovalarız, rezervlerle de satarız. Londra'da bu Türk lirası işi bitince de biz rahat rahat kendi içimizde, kendi havuzumuzda bu işi götürürüz gibi bir hevese kapıldılar. Ama bilmedikleri şuydu. İnsan kaynakları çok derin olmadığı için de bu 20-30 milyar dolar hisse ve bonodan, tahvilden yola çıktılar. Ama swap piyasasını hiç şey yapmadılar, düşünmediler. Swap piyasasında çok derin bir Türk lirası şeyi vardı, talebi vardı. Bunu karşılamaya çalıştılar. Fakat bunu karşılarken Merkez Bankası rezervlerini böyle gizli kapak kullanırsanız sadece Londra'daki Türk lirasını tutanlar değil, Ayşe teyze dediğimiz insanlar da gelir kuyruğa girer. Hiç döviz değişi olmayanlar da kuyruğa girer. Hiç kredi alma ihtiyacı olmayan da gelir sizin ucuzlattığınız konut kredisini almaya çalışır. Bu işler böyledir. Yani bir iş düğmeye yanlış yüklediğiniz zaman arkasından birçok yanlışa yol açarsınız. Hani bu 20-30 milyardırı ben rakamları seviyorum. Rakamlarla bir hemen çürüteyim. Müsaade ederseniz bir dakika bile sürmez. Tabii buyurun. Berat Bey Bakanlar Kurulu'nda atandığında Merkez Bankası'nın 102 milyar dolar rezerv vardı. Bunun 70 milyar doları Merkez Bankası'na aitti. 32 milyar dolar, özür dilerim, 70 milyar doları borçtu. 32 milyar doları da Merkez Bankası'nın kendi rezerviydi. Yani Merkez Bankası'nın 32 milyar dolar kendi rezervi vardı. 70 milyar da dışarıdan borç almıştı. Böylelikle 102 milyar dolar bir rezerve ulaşmıştı. Bıraktığı gün itibariyle ise Merkez Bankası'nın bu 102 milyar dolar rezervi 85 milyar dolara düşmüştü. Yani 17 milyar dolarlık bir düşüş olmuştu. Ama Merkez Bankası'nın 70 milyar dolar olan borcu 133 milyar dolara çıkmıştı. Yani 73 milyar dolarlık bir borç artışı olmuştu. İkisinin toplamı 80 milyar dolar. Diyeceksiniz bu 128 nereden çıktı? Madem bu 80. Onu da şöyle söylüyorum. Arada 2019 başından bu yana Merkez Bankası'nın ihracatçılardan aldığıyla ithalatçılara sattığı net bir 33 milyar dolar da döviz satın almıştı. Onu da sattılar. O da yetmedi. 27 milyar dolar da hazine yurt içi döviz borçlanmaya gitti daha önce yapmadıkları. Onu da sattılar. Ama işte sonunda bir 12-13 milyar dolar hesaplarında vardı. Neti 126.3 milyar dolar ediyor. Daha bunu medetik anlatayım. Merkez Bankası'nın elindeki dövizi sattılar. Merkez Bankası'nı ilave 73 milyar dolar borçlandırdılar. Onu da sattılar. Merkez Bankası'nın ihracatçılardan aldıkları dövizi de sattılar. Zaten döviz bitti. Ondan sonrasında evlerine döndüler. Kasanın bu halde olması ülkeye dair ne anlatır? Yani yine anlayabileceğimiz dilde rica edelim. Yani bir ülkenin kasası bu durumdaysa, tabii, son bir yılda da bu işlemler ya da iki yılda bu işlemler yapıldıysa bu ne anlatır bize? Finansal güvenlik kalkanınızın kalmadığını gösterir. Tamamen indiğini gösterir. Finansal güvenlikte çoğu zaman, hani Barış Bey bu konuları benden çok daha uzman, finansal güvenlik kalkanının inmesi siyasi sonuçları da olabilir. Niye indi finansal güvenlik kalkanı? 102 milyar dolar rezerviniz var. 32 milyar dolara size ait. O dönemde de 160-170 milyar dolarlık bir döviz mevduatınız var. 450 milyar dolar yakında bir dış borcunuz var. Şimdi aynı dış borcu devam ediyorsunuz. Döviz mevduatınız 230 milyar dolara çıkmış. Ama Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri eksi 48 milyar dolara inmiş. Yani sizin artık sağdan sola dönecek bir haliniz kalmamış. Bu da finansal güvenlik kalkanınızın olmadığı, dışarıdan gelecek her türlü finansal tehdide karşı sizin her türlü taviz vermeniz gerektiğini gösteren bir durum. Şimdi Kerim Bey,
Aslında bir şey var. Yani mesela zaman zaman tartışma yanlış bir noktaya doğru kayıyor. Hatta bir şekilde bilinçli olarak kaydırılıp istismar da ediliyor. Ne siz, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne bu konuyu konuşanlar, ne başka kesimlerden konuşanlar şunu söylemiyor. Merkez Bankası'nın rezervleri çantalara dolduruldu, bir gece yarısı gizlice kaçırılıp götürüldü. Kimse böyle bir şey söylemiyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Bahsedilen şey özetle herkesin sözünü ettiği. Merkez Bankası eskiden çok sıkıştığı dönemlerde, işte mesela BOTAŞ örneğinde olduğu gibi, piyasaya ani müdahale yapmak yükümlülüğüyle bunu yapıyordu. Veyahut da bir ihaleye çıkarak, tıpkı biraz önce verdiğim örneklerdeki gibi, döviz satışı yapıyordu ve şeffaf bir şekilde tüm toplumun önünde gerçekleşiyordu bu. Hatta da satmadan satacağız korkusu piyasaya geliyordu ve bir şekilde aslında daha hareket etmeden harekete geçecek olması etki yaratıyordu. Bu ortadan kalktı. Bu protokol Ayşe teyzeyi anlatır gibi, hani siz Ayşe teyze örneğini verdiniz Güngör Uras'ın. Aslında bunu yapmadılar. 2017 yılındaki protokole dayanarak Merkez Bankası'nın paraları hazineye, hazineden kamu bankalarına, kamu bankalarından da satışa gitti. Hep herkes aşağı yukarı bunu söylüyor. Hatta Merkez Bankası Başkanı da böyle olduğunu kabul ediyor. Hazine Maliye Bakanı da böyle oldu. Çok bu konuda bir mutabakat var. Şimdi peki bu niye yapıldı sorusuna gelindiğinde sizin yaptığın yazılarınızda vesaire verdiğiniz bir yanıt var. Siz de ben biraz önce siz düştüğünüzde açık bunu altını çizdim. Bir politikayı sürdürmek için. Yani hem faizi düşük tutacaksınız hem kuru düşük tutacaksınız ve bu ikisinin mümkün olduğunu göstermek için bir takım yerlere adı işte hala o sorunu, o soru işaretlerinden bir tanesi kimler olduğu belli olmayacak şekilde döviz satışı yapıldığını, Merkez Bankası'nın dövizlerinin aktığını biliyoruz. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Dövizi, hani biraz önceki soru ironikti birazcık, tefecilere satıp bilmem ne. Dövizi biz çünkü uzun aylar boyunca döviz kuru neredeyse sabit bir rakamın etrafında seyredildi bu biraz önce piyasaya Merkez Bankası'nın dövizleri giderken. Biz dövizi bu şekilde tutacağız diye bir önceki programda bir ekonomist böyle bir soru işaretini dile getirdiği için doğrudan size soruyorum. Biz dövizi böyle tutacağız diye bir mutabakat, bir söz, bir önceden alınmış karar böyle bir şey var mı sizce? Yani şu rakamda tutacağız diye. Şimdi öyle bir heves oluştu. Özellikle belli seviyeler ortaya kondu. İşte 6.85 bunların en meşhuruydu. Yani 2020'nin Mayıs ile Temmuz arasındaki dönemde 6.85 neredeyse düz bir çizgi olarak kaldı. Ve aslında bu müdahalelerin, kapalı kapılar arasındaki müdahalelerin en çok işe yaradığı dönem de o dönem oldu. Fakat tabii ki en çok döviz satılan dönem de o dönem oldu. Çünkü faizler düşürülmüştü, bir konut balonu şişirilmişti, konut kredileri çok düşmüştü 0.70'lere kadar ayda. Ve parasal genişleme vardı. En çok dövizi o dönem sattıkları için 16.85 bir dönem tutuldu. Ama hep şu hesabı yaptılar Barış Bey. Biz bu dövizleri satarız. Londra'da Türk lirası biter. Türkiye'nin dışında Türk lirası biter. Ve biz artık bu işleri kontrol altına alırız. Sonrasında yavaş yavaş bu dövizleri geri alırız. İşte aynen bir kumar masasına oturanın psikolojisi gibi. Yani ben sürekli bahisi iki katına çıkarırsam bir seferinde kazanırım. Ondan sonrasında hepsini yerine koyarım gibi bir hevese kapıldılar. Ama şunu hiç hesaba katmadılar ki bu iş sadece Londra piyasası değil. Bu iş Ayşe teyze, bu iş yabancı yatırımcı. Yani bu iş bir güven meselesi. Bu kadar itibar açığı yaratıyorsanız bir ekonomide bu itibar açığını toparlamadan bu döviz talebi bitmez. Sizin Türk yerel paranıza, kendi paranıza karşı olan güvensizlik ortadan kalkmaz. Maalesef bunu göremediler. Bundan dolayıdır da özellikle 2020 Mayıs Ağustos dönemindeki satışlar neredeyse 60-70 milyar doları buldu. Kerim Bey, son bir dakika varsa eklemeniz, onu da rica edelim. O zaman ben size soru sorayım. Buyurun. Son bir dakikada onu söyleyeyim. Buyurun. Bugün Uğur Gürses de bu konuyu dile getirdi. Merkez Bankası Başkanı rezervler konusunda Cumhurbaşkanı'na zaman zaman rezervleri de konu alacak şekilde sunum yapıyor. Bu konuyu sizce sundu mu yani bu? Cumhurbaşkanı rezervimiz böyle azaldı şu an -60 milyar dolardayız diye bu noktaya gelene kadar sunumlarda anlattı mı sizce? Cumhurbaşkanı bu netlikte haberdar mıydı? Şimdi onu tabii bilmemiz mümkün değil ama yani sorduğunuz soru
tek başına iki tarafı da oldukça feci bir soru Barış Bey. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi varsa eksi 60 milyar dolara kadar veya eksi 48 milyar dolara başka bir hesapla gidene kadar niye bu işe müdahale etmedi sorusu tüylerimiz diken diken eder. İkincisi daha kötü. Yani bu konuda hiç briefing verilmediyse, Türkiye'nin bir numaralı bütün kararların altında tek başına imzası olan en ufak detayda kararlara imza atan Cumhurbaşkanı'nın bu konudan 2020 Kasım'a kadar haberi yoksa o da feci bir şey. İnşallah ikisinin ortasında bir yerdedir de o kadar kötü değildir sonuçlar. Peki. Kerim Bey çok teşekkürler. Hatırlatmayı tekrar yapayım. Naci Ağbal Cumhurbaşkanlığı bütçe başkanıydı. Strateji ve bütçe başkanıydı ve görüşme takvimi tamamıyla aslında aylardır bu süreçten kalem kalem haberdar olunduğuna da işaret ediyor birçok yönüyle. Bakalım neler ortaya çıkacak başka diyelim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra Kerim Bey'in ardından bu 128 milyar doları konuşuyoruz. Barış Terkoğlu çok önemli sorular sordu. Peki örneğin vatandaşta karşılığı nedir? Nasıl anlaşılıyor? Nasıl etki ediyor? Parti parti neler düşündürüyor insanlara? Bu yönüyle belki de son dönemin en çarpıcı araştırması Ertan Aksoy, Aksoy Araştırma Başkanı.